Mancınıkları nasıl yapacağız Bahadır Bey? Vazifeyi de bu yüzden isterim Ertuğrul Bey. Mancınık yapmasını da, kullanmasını da evvelallah iyi bilirim. Senin yapacağın mancınıklar Karacahisar surları için kâfi gelecek mi Bahadır Bey? Sultanımızın ordusuyla iştirak ettiğimiz son seferde bu mancınıkları bizzat ben yaptırdım. Bunlar 10 kantar taş fırlatma kuvvetindedir. Karacahisar surlarında gedik açmakla kalmaz, Allah'ın izniyle tuzla buz eder. Buyurasın Ertuğrul Bey. Bunları tetkik etmen için sana getirdim. Buyruk verirsen alplerimle birlikte bu mancınıkları hemen yapmaya başlarım. Kefereler bizden böyle bir şey beklemezler. Lakin bir sabah uyandıklarında bu canavar gibi mancınıkları görünce dehşete kapılacaklardır. Beylerim, Çavdar Alpleri Turgut Alp'in emrinde olacaklar. Nikah yolunu tutup kaleye dışarıdan gelecek yardımları bertaraf edecekler. Karkınlar, Döğerler, Dodurgalar, Yasırlar, Turgut Alp'in destek birlikleri olacaklardır. Eyvallah. Diğer obalarımız Tursun Bey'in önderliğinde Şark ve Garp kapılarını ve etraftaki ormanlık alanı tutacaklar. Sen de alplerinle mancınık yapımına başlayasın Bahadır Bey. Vazifen budur. Surlarda gedik açıldığında taarruz başlayacak. O vakit diğer obaların alpleri de Kayı Obası'nın alpleriyle birlikte bu taarruza katılacaklar. Pusatım ve alplerim gibi bu tecrübem de buyruğundadır Ertuğrul Bey. Ne vakit mancınıkları hazır edersin Bahadır Bey? Mancınıkları yapacağım yeri tespit ettim. 2 güne yetiştiririm evvelallah. Eyvallah Bahadır Bey. Eyvallah. Sen tez vakitte çalışmaya başlayasın. Ben de emniyetiniz için alplerimden bir bölük göndereceğim. Buyruk senindir Ertuğrul Bey. Kutlu Türk beyleri, bu gazayla yalnızca Karacahisar'ın fetih yolunu açmış olmayacağız. Nikea'nın ve dahi Konstantiniyye'nin fetih yolunu da açmış olacağız. Eğer oraları fethetmek bize nasip olmasa dahi, inanırım ki neslimizden bir kahraman gelip inanmış ordusuyla Konstantiniyye'nin surlarına dayanıp şanlı İslam sancağını o surlara dikecektir.
Gayemiz Allah'ın adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır. Karacahisar, Nikea, Konstantiniye bize dar gelir. Hedefimiz Kızıl Elma'dır. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır. Gaza bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır. Amin. Etleri sıkı sıkı sar. Olur mu hatun? Sen ne dersen haymana. Su tulumlarının da ağzını sıkı sıkı kapatın, akmasın. Tamamdır haymana. Fazla fazla yapın ki yaralılarımız olursa bolca sürsünler, iyileşeler. Nasıl dersen ana. Hayme ana, maşallah ne kadar tecrübelisin. Kızım, benim oğlum gibi atam da, erim de birer gazi beyiydi. Ben cenklerin içinde büyüdüm. Her daim bacılara baş idim. Bir cenge hazırlık nasıl edilir iyi bilirim. Hayme ana, bacıların başı ne demek? Kadınların komutanı mıydın? Öyle de desen yeridir. Bak anlatayım kızım. Bir keresinde Süleyman Şah'ımı yine böyle bir cenge uğurlamıştım. Sonradan öğrendik ki düşman obamızı da sarmış. Ya ne yaptınız Hayme ana? Ne mi yaptık? Ah kızım ha. Obada er az, hatun çok. Bütün bacıları topladım. Hepimiz pusatlarımızla pusmandık. Düşman bizi kolay lokma bellemiş. Lakin bilmezler ki biz Türk hatunuyuz. Bizim bir elimiz işte, bir elimiz pusattadır. Obayı bastıklarında onları perişan ettik. Süleyman Şah'ım düşman üstünden zaferle döndüğünde obasında da bacılarının zaferini gördü. Bir oldu ya. Çok zor günler. Maşallah. Maşallah. Bak kızım. Bizde cenge gidildi mi, er, hatun, topyekun gidilir. Bu vakitten sonra sen de dahil. Hepimizin bir eli pusatta olacak. Evelallah. Gündüzüm. Sen ne edersin öyle? Ok yaparım nene, az kaldı.
Ok mu? Ne okuymuş o? Ha? Babama vereceğim değil mi? Ben denge gitmesem de benim okumu da düşman vurursa ben vurmuş gibi olurum. Maşallah ya, maşallah. Maşallah, görüyor musun ya? Oy senin yaman yüreğinle. Yiğitliğine kurban olsun bu nenen. Kurban olsun nenen, kurban olsun. Oy benim aslanım. Beyim, bu mancınık işinde Bahadır'a itimat eder misin? Bu mancınık işini Bahadır'ın kendisine itimat ettiğim için değil. İşi bildiği için ona havale ettim Turgut. Toyda da dediğim gibi hem güvenliklerini sağlamak hem de gözlerini üzerlerinden ayırmamaları için bizim alplerimizden bir bölük göndereceğim. Başlarında da Samsa olacak. Eyvallah beyim, sen doğrusunu bilirsin. Hem Bahadır'ın mancınık yapımındaki mahareti işimize yarayacak, hem de Çavdar Obası'ndan uzak tutmuş olacağız. Samsa ve Alpler onları gözlerinin önünden ayırmayacaklardır. Her adımlarını takip edeceklerdir. Aslan Hatun, biz cenge gittiğimiz vakit obadaki güvenliği sen sağlayacaksın. Alpler'in çoğu Turgut Alp'le birlikte cenge gelecek. Sen de gözünü Karaca Hatun'dan ayırmayasın. Buyruk senindir beyim. Gereğini yapacağım. Eyvallah. Dayın hele. Buyurduğun üzere kalenin şark kapısını tuttuk beyim. Ares bütün kapıları kapattırmış. Herhangi bir giriş çıkışa karşı alplerimiz teyakkuzda beklemekteler. Eyvallah. Biz de kar kapısını tuttuk beyim. Buyurun üzere Nikea yolunu tuttuk beyim. Alplerimiz yolun her iki tarafına dağılıp pusulandılar. Hey maşallah. İyi o vakit. Gece gündüz sizden malumat isterim alpler. Bamsı, sen de gün doğar doğmaz kaleye gidip Ares'ten kaleyi teslim isteyeceksin. Buyruk senindir beyim. Teslim etmeyecekti beyim. Biz cenk geleneğine uyup kaleyi teslim isteyelim de kaleyi mi teslim eder? Yoksa kellesini mi teslim eder? Ona o karar versin. Eyvallah beyim, Allah beyim. Haydır Allah! 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 Thank you.
Hakan'ın göbeği sert olsun. Emredersin Artuk Bey'im. Dediğin doğru dönmeli. Eyvallah beyim. Artuk Bey. Vaktinde yetişecek midir bu saflar? Evelallah Artuk Bey. Bir isteğiniz var mıdır? Yoktur Artuk Bey. Bizler burada ne kadar çok bu saf çıkartırsak Cenk'teki kardeşlerimiz de o kadar güçlü olacaklar. Allah bizi mahcup ve mağlup etmesin. Haydi bileğinize kuvvet. Haydir Allah! 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 Yiğitlerim, bütün alplere yetecek azık, merhem, bez vardır. Ardınızdan yine hazırlamaya devam edeceğiz. Ertuğrul Bey'e böyle bildiresiniz. Hepsini yükledik Ayman'a. Gayrı yola düşelim biz. Yolunuz açık. Gazanız mübarek olsun. Amin. Kılıcınız kertilmesin. Seferinizin nihayeti zafer olsun inşallah. Amin. Hadi bakalım, Allah'a emanet. Amin. İnşallah.
surlarında hala zayıflıklar var Kostas. Unutma, Ertuğrul bize cepheden değil en zayıf olduğumuz yerden saldıracak. Hazırlıklarımız 10 güne kadar biter efendim. 10 gün çok Kostas. Karacahisar düşerse Nikia da düşer. 3 gün. 3 gün içerisinde bütün hazırlıklar tamamlanacak. Gerekirse meşaleler yakın, geceyi gündüze çevirin, ustalar durmadan çalışsın. Emredersiniz efendim. İç kale muhasaraya hazır efendim. Surlara yağ kazanlarını ve büyük yayları yerleştirdi. Demirciler de kılıç ve ok üretmeye devam ediyorlar. Güzel. Hazırlıklara devam edin. Ertuğrul'un gönderdiği elçi yakında burada olur. Ertuğrul size ne teklif edecek dersiniz? Ertuğrul elçisini göndererek sadece savaş geleneğini yerine getiriyor Kostas. Söyleyeceğim hiçbir şey dinlemeyecektir. O beni ve kalemi kuşattığını zannediyor. Ama ben onun çoktan etrafını sardım bile Kostas. Ona yapabileceklerimden haberi yok. Bırak kendini kandırmaya devam etsin. Bir gizli geçidimiz olduğunu bile bilmiyor. O surlarımıza hücum ederken biz gizli geçitten çıkıp arkadan ona en ağır darbeyi vuracağız. Kendinden ne kadar emin olursa ona vuracağım darbe o kadar ağır gelecektir. Tuzak olabilir. Beyimizi koruyun. Kimsin sen? Ne istersin? Hanlı pazarın altınlarının akıbetini merak edenler var Bahadır Bey. Burada bekleyin. Tekfur Ares, Ertuğrul tarafından kuşatılmışken altınları mı aklına geldi? Bilsin ki altınları onu kurtaramaz. Altınlar onun umrunda mı sanıyorsun Bahadır Bey? O sadece kendine sağlam müttefikler arar. Devletime ihanet etmeyeceğimi bilmez mi? Ares senden sultanına ihanet etmeni istemiyor. Ama sen de o da aynı şeyi istiyorsunuz. Ha. Ertuğrul'un kellesi mi? Zeki adamsın Bahadır Bey. Ertuğrul sulhu bozdu. Sulh bozulunca ticaret de bitti. Altınlar da suyunu çekti. Ares senin uç beyliğinde, sulhünde, ticaretinde gelişip büyüyeceğini söyler. Ertuğrul öldüğünde sadece Tekfur Ares değil, Emir Saadettin de seninle ittifak edecektir. Sen yeter ki beyliğine demir yumruğunla hükmedesin. Ares bilsin ki benim demir yumruğum sadece obama değil, Ertuğrul'un hadsiz başına da inecektir. Efendim, Ertuğrul Bey'in elçisi buraya doğru yaklaşıyor. Güzel. Gelsin bakalım. Şşt.
Çocuklar, kardeşlerim, gözünüzü dört açasınız. Bunlar töre nedir bilmezler. Her an bir hinlik edebilirler. Ölmeden evvel üçer beşer tepelemeden şehit düşmeyelim. Merak etme Bamsı Altbaşım. Biz hazırız evvelallah. Merak etme Bamsı Altbaşım. Bilirim, bilirim. Cazgırlık ederlerse mümkün mertebe komutanları tepeliyesiniz. Askerler eşeğini kaybetmiş develer gibi ortada kalsınlar. Biz hazırız evvelallah. Hey. Ertuğrul Bey, elçi olarak seni mi gönderdi Bamsı Alp? Bir zamanlar sulh edip el sıkıştığı Tekfur'a karşı bu ne güvensizliktir? Senin fitnelerini, fesatlarını bilir beyimiz. Bu kalede misafirim olduğunu unutma Bamsı Alp. Tekfur Ares, gayru bu kalede siz misafirsiniz. Kaleyi teslim etmezseniz kaçacak yeriniz olmayacaktır. Ben de Ertuğrul'u savaş geleneklerini bilen bir komutan zannederdim. O kahpe pusularda sulhu çiğneyen sen değil miydin Ares? Beyimin kaleyi senden istemesi masum ahaliden kimse ölmesin deyidir. Eğer beyin bu savaştan vazgeçmezse iki taraf da çok can kaybedecek Bamsı Alp. Ares, gayru senin şerrin ayyuka çıkmıştır. Ne desen boştur. Akacak kandan da, verilecek candan da pervamız yok idir. Elhamdülillah. Şimdi sen kan dökülmesin isterisen, ahalinin canına şu kadarcık kıymet verirsen, kaleyi koşulsuz teslim edersin. Ertuğrul Bey'imizin tek şartı budur. Çavdar Obası'nı aldıktan sonra buraya getirdiğim alplerimi Ertuğrul'un emrine vermeyeceğim. Dahası aslanın Turgut'un emrine verdiği alplerimi de geri çekeceğim. Ertuğrul yalnız kalacak. Ares de ben de askerlerimizle senin yanında savaşmaya hazırız bil istedim. Hazırsınız. Kuşatılmış bir kaleden askerler nasıl da çıkıp cenk edecek Titan? O mesele bizim. Senin şüphen olmasın. Bil ki dilediğin vakit, dilediğin kadar askerle yanında olacağız. Madem kaleden gizlice çıkacak imkanınız var, madem askerlerinize o kadar güvenirsiniz, o halde başınıza yağacak taşları da ateş toplarında durdurmak size düşsün. Ertuğrul kale için mancınık mı yaptırır? Evet. Hem de en iyisi. Çünkü başında ben varım. Nerede yapacaksınız? Hala beni uzaktan takip et.
Hadi gidiyoruz. Demek Ertuğrul Bey sulh teklifimi reddediyor. O sulhu ilk bozan sendin Ares. Sırtına pusatımla nakşettiğim yaradan bellersin herhal. Kör ettiği gibi sen de sulhun gözünü kör ettin Ares. Son sözün bu mudur Bamsarp? Çok bile laf ettim. Velhasıl beyimiz benim yarım bıraktığım işi tez elden bitirmek istemektedir. Yani benim için kaçacak yer yok öyle mi Bamsarp? Sen küçük çocukları kaçırmaya tenezzül edecek bir namertsin. Ben Turgut Alp'in hayatını kurtardım. Senin beyin ne yaptı? Kalemi kuşatmaya kalktı. Ben de sulhu korumak için oğlunu kaçırdım. Şimdi söyle bana, sulhu bozan hangimiz? Mertçe sulh etmeyi bilmediğin gibi, mertçe savaşmayı da bilmedin Ares. Gayrı, dilde söz, yürekte sabır tükenmişidir. Topraklarımızın ve imparatorluğumuzun güvenliği için ne gerekiyorsa onu yaptım Bamsı Alp. Bundan sonra da aynısını yapmaya devam edeceğim. Ertuğrul Bey'e söyle. Beyin iyi bilsin ki ne kendimi ne de bu kaleyi ona teslim etmeyeceğim. İmparatorun ordusu yakında burada olacak. O ordu geldiği zaman bu surların ardında durmayacağım. Çıkıp hepinizi kılıçtan geçireceğim. Biz pusatlarımızı içimizde büyüttüğümüz intikamla bile iledik Ares. Hele buyurup gelsinler. Alplar! Haydin gidelim! Bu taştan kafeste işimiz bitmişidir. Haydin! Kereste'den tekerlek olmaz. Daha sert kereste'den yapacaksınız. Mancınık çekecek bunlar, mancınık. Emredersiniz beyim.
Bu ne? Ha? Bu ne? Bununla fırlatacağın taşla çadır bile yıkamazsın. Biz koskoca kale surları döveceğiz. Daha büyük yapın. Emredersiniz beyim. İstediğimiz gibi olacak mı mancınıklar? Bahadır Bey, yeterince yapabilecek miyiz? Olacak inşallah Samsa. Olacak inşallah. Mühim olan mancının çok olması değil. Gerekirse bir tane olsun. Lakin kaya gibi olsun. Biz bunlarla yalnızca taş değil, gerektiğinde ateş ve zift de fırlatacağız. Ona göre kollar sağlam olmalı. Kırılmamalı, yanmamalı. Ve de bir kere fırlattın mı hemen kurulabilmeli. Herkes! Elindeki işi dediğim gibi yapacak. Her mancınık 10 alpin çekeceği kadar kuvvetli olacak. Vaktinde bitmezse vazife eksik yapılmış sayar, ona göre muamele ederim bilesiniz. Evet. Hadi iş başına. Evet.